Merhabalar. Bu güzel çarşamba akşamında PlayStation'da Manchester United'ı alıp Arsenal'ı altı atmak yerine ya da kahvemi yapıp La Casa de Papel'in ikinci sezonunu izlemek yerine sizlere bağlaç sorularını çözmek için karşınızdayım. Geçen gün bir 20 soru çözmüştük. Bugün bir 20 soru daha çözeceğiz. İnşallah bunları dikkatlice dinler, bağlaçları dikkatlice notlarını çıkartır ve güzelce ezberlersiniz. Artık değerinizi bilin. Bu kadar çok uğraşıyorum. Lütfen bunları ezberleyin. Evet, birinci sorudan başlayalım. The overproduction and falling sales, the company lost quite a lot of money. Geçen gün dediğim gibi cümlelerin negatifliğini, pozitifliğini ele almamız lazım soruları çözerken. Şimdi bakın, overproduction, aşırı üretim. Falling sales, falling düşen demek. Düşen satışlar. Bunlar nasıl ifadeler? Bizim için negatif ifadeler. Negatif ifadeler. Bu tarafa baktığımızda da lost quite a lot of money. Çok fazla para kaybetti diyor. Bu da negatif bir ifade. Bu durumda neyi tercih etmemiz gerekiyordu? Sebep sonuç bağlaçlarını tercih etmemiz gerekiyordu. Şimdi baktığımızda thanks to bir sebep sonuç bağlacı. Ama sayesinde anlamını veriyor. Yani hep iyi şeylerle kullanılır. Despite, rağmen demek, zıttık bağlacı. With a view to, amacıyla demek. Because of, den dolayı, yüzünden anlamını veriyor. For the sake of ise, hatırına anlamını veriyor. Şimdi bakın burada thanks to ve because of ikisi de sebep sonuç bağlacı. Ama thanks to'yu her zaman iyi durumlarla kullandığımız için, yani aşırı üretim ve düşen fiyatlar sayesinde deyip diğer tarafta şirketler para kaybetti diyemeyiz. Bu yüzden doğru yanıtımız ne olacak? Because of ifadesi olacak. Aşırı üretim ve düşen fiyatlardan dolayı şirket çok fazla para kaybetti. Because of'un yakın anlamları owing to, due to ve on account of kelimeler. Bunların hepsi den dolayı yüzünden anlamını veriyor. İkinci soruya baktığımızda heart attack is the sudden stoppage of the heart. Kalbin ani durmasıdır demiş. Diğer tarafta ölüm ve darbeler diyor. Kalp kaslarına gelen darbeden bahsediyor. O zaman ne diyeceğiz? Kalp kaslarına gelen darbeden ya da ölümden dolayı kalbin aniden durmasıdır dememiz gerekiyor. Bu durumda yine den dolayı anlamında ne var? Due to kelimesi var. Burada doğru yanıtımız olacak ayrımı seçeneğiyle. In spite of yine rağmen demek. İpin bir iddiası. In spite of'u ezberlediğini iddia ediyor. Bakalım bundan sonraki sınavlarda in spite of çıktığında göreceğiz. As to, e göre anlamını veriyor. Eş anlamlısı according to kalıbı. As to'nun şöyle bir özelliği var. As to genellikle doğru cevap çıktığı sorularda arkasından non clause alır. Mesela as to what they believed, inandıkları şeye göre şeklinde. Özellikle arkasında bir non clause'ı beraber kullanılır. As to kalıbı. As far as kadarıyla demek. As far as'ı da özellikle kullandığımız yapısı arkasından concerned ya da know gibi kelimelerdir. Mesela as far as örnekle verelim bunu. As far as I am concerned, ilgilendiğim kadarıyla. Ya da as far as I know, bildiğim kadarıyla şeklinde yarım cümlelerle kullanılır. Yani as far as artı yarım cümle diyebiliriz. Dediğim gibi concerned ve know kelimeleri de as far as'in en çok kullanıldığı yapılardır. In terms of ise bakımından anlamını verir. Üçüncü soru. O vergi oranları konusunda, as regards hakkında konusunda demek. Hangi öneriyi yaparsa yapsın, whatever, ne olursa olsun anlamını katıyor. Suggestion ekleyince hangi öneriyi yaparsa yapsın. Herhangi bir cevap vermeyelim demiş. Burada biz konuyu kapsamlı şekilde tartışana kadar dememiz lazım. Bu durumda kadar anlamını ne veriyor bize? Until kalıbı veriyor. Biz konuyu kapsamlı bir şekilde tartışana kadar cevap vermeyelim. Doğru yanıt B seçeneği.
Olunca anlamını verir. Tartışınca cevap vermeyelim, anlamsız olur. Yaptık tartıştıktan sonra cevap vermeyelim, yine anlamsızdır. Tartışırken cevap vermeyelim, while iken anlamında. Tartıştığımız için cevap vermeyelim, çünkü için anlamını veriyor because, anlamsız olur. Dördüncü soru. Cümlemizde bir virgül var. Şimdi virgülü gördüğümüzde, bu tür sorularda virgül, boşluk gördüğümüzde ilk düşünmemiz gereken şey bamboştur. Fan boyusun açılımı, for'un p'si, ant'in a'sı, nor'un n'si, but'ın b'si, or'un o'su, yet'in y'si, so'nun s'sidir. Yani virgülle beraber en çok kullanılan kalıplar fan boyus kalıplarıdır. Ama tabi diğerleri de gelebilir, diğer ifadeler de gelebilir karşımıza, diğer ifadelerde doğru cevap çıkabilir. Ama ilk önce odaklanmamız gereken nokta fan boyusudur. Yani for, çünkü, and ve, nor ne de, but ancak yine de, or ya da yoksa, yet yine ancak yine de, so da bu yüzden anlamlarını veriyor bize. Yani burada iki seçenek bizim için ön planlı. Whether'ın or'u yoksa bağlaç olamaz. Whether or'suz non-clause olarak kullanılır. Fiillerden sonra gelir. Ama or'u varsa bağlaç olarak kullanabiliriz. Yani cümlede bir or olmadığı sürece whether biz doğru cevap olarak göremeyiz. O yüzden whether burada doğru cevap olamaz. In case olabilir diye demek. Bu da yine virgülle çok kullanılan bir kalıp değildir in case ifadesi. Virgülle çok karşımıza çıkmaz. Unless da eğer olmazsa demek. Bu da bir if yapısıdır. Type kurallarına uygun olması gerekir. Type kurallarında if'ten sonra eğer present bir modül varsa burada da present modül olması gerekir. Bu yüzden de type kurallarına uymadığı için unless'ı götürürüz. Yani type 1, type 2, type 3 kuralları var. Onlar uymadığı için unless'ı götürürüz. For ve so kalır. For çünkü anlamını veriyor. So ise bu yüzden anlamını veriyor. Gerçek bir ekolojistin hiç uzman olması gerekmez demiş. Devamında onun görüşleri sıradan insanların uygulayabilecek bilgeliğini yansıtmalıdır diyor. Demek ki burada bir sebep-sonuç ilişkisi var. Ne diyeceğiz? Uzman olmasına gerek yoktur. Çünkü sıradan insanların da o pratik bilgeliğini yansıtmalıdır diyeceğiz. Doğru yanıtımız for ifadesi olacak. Unutmuyoruz. Virgül gördüğümüzde ilk şüphelenmemiz gereken neymiş? Fan boşmuş. Ama dediğim gibi başka şeyler doğru cevap çıkabilir. Sadece ona bakıyoruz. Doğru mu yanlış mı diye uydurmaya çalışıyoruz. Beşinci soru. A considerable increase in environmental problems. Çevresel sorunlarda ki artıştan bahsediyor. Önemli bir artış olduğundan bahsediyor. Demek ki bu nasıl bir durum? Negatif bir durum. Çevresel sorunlarda bir ne varmış? Artış varmış. Dünya çapında. Almost all countries are under pressure. Şu anda bütün neredeyse ülkeler baskı altında diyor. Çevreyi koruma baskısı altında. İki tarafta da bakın negatif durumlar var. Çevresel problemler artmış. Hükümetler çevreyi korumak için baskı altına girmiş. Bu durumda sebep sonuç bağlıcı olması lazım. Çünkü için anlamında ezberli doğru yanıtımız. Dünya çapında çevresel sorunlarda büyük artış olduğundan dolayı neredeyse bütün ülkeler çevreyi korumak için baskı altında. Doğru yanıtımız denizli. Do rağmen anlamını veriyor. Even if sabile demek olsa bile anlamında. Until ne kadar anlamını veriyor. In that bakımından demek. Bir not cümle başında kullanılmaz. In that cümle başında kullanamayız. Cümle başına gelmez. İndet ifadesi. İndet özellikle benzerlik, farklılık anlatırken kullanıyoruz. Benzerlikleri farklı anlatırken kullanıyoruz. Şu bakımdan benzer, şu bakımdan farklı derken özellikle karşımıza çıkıyor. İndet ifadesi. Altıncı soru. Most children enjoy math. They start school. Then it becomes their least favorite subject.
Bir araştırmaya göre pek çok çocuk matematikten zevk alır. Okula başlamak diyor. Daha sonra onların en sevmediği konu olur. O zaman ne diyeceğiz? Okula başlayana kadar matematikten hoşlanırlar. Daha sonra en sevmedikleri konu olur. Doğru yanıtımız burada anlatı ifadesi e kadar anlamında. Şahsen ben okula başlarken de matematiği pek sevmemiştim. Okula başladıktan sonra da sevmemiştim. Lisedeyken de sevmemiştim. Aslında dilci olmamızın en büyük sebeplerinden biri matematiği sevmememiz. Ama aslında matematiğe karşı bir yeteneğim var. Dört işlem de iyidir. While iken anlamında karşılaştırma yaparken kullanılıyor. Since çünkü için anlamını veriyor. Although rağmen demek. Unless da eğer olmazsa anlamını veriyor. Şimdi if grubu bağlaçları için özellikle tabi model olmasına dikkat edeceğiz cümlede. İşte will'dir, can'dir, should'dur, may'dir, would'dur, could'dur. Ama tabi present simple da olabiliyor buradaki gibi. Ama burada anlam olarak uygun değil. Yedinci soru. Normally the water pumped from the ground is drinkable. Drinkable ne demek? İçilebilir demek. Yani bu iyi bir durumdan bahsediyor. The bacteria and the rust in water distribution pipes make it unsuitable for drinking. Suyu içmek için ne hale getiriyormuş? Uygunsuz hale getiriyormuş. Bakın bir taraf artı, diğer taraf eksi. Ve burada ne var bir bakın? Virgül var. Ne dedik? Virgül varsa ilk bakmamız gereken şey neydi? Fanboş dediğimiz kalıplardı ve bat da bunlardan biriydi. Zaten bir taraf artı, diğer taraf eksi. Birinde içilebilir diyor, birinde içilemez diyor. Bu durumda ne olacak doğru yanıtımız? But ifadesi olacak. Ama anlamını. Ama fakat anlamını bize but kelimesi veriyor. Bakın artı eksi olumsuzluk var. Bir de fanboştan dolayı but'a gittik. Orada fanboş ait ama buradaki negatiflikten dolayı, pozitif negatif oranından dolayı but tercih ettik. Therefore bu yüzden anlamında or virgülle kullanılıyorsa virgül artı or yoksa anlamını verir. Ve bizden mutlaka will, would, can, could ister. Oradan sonraki cümlede mutlaka will, would, can, could kullanmamız gerekir. Because, çünkü, için anlamını verir. Besides ise yanı sıra ek olarak ve ayrıca anlamını veriyor. 8. Bir tarafta autobiographies and biographies demiş. Autobiographiler. Diğer tarafta essays, makaleler. Bakın her iki cümlenin de öznesi iki ayrı yazı türünden bahsediyor ve iki ayrı öznemiz var elimizde. Bu durumda ne yapmamız lazım? Karşılaştırma yaptığımız bağlaçlara gitmemiz lazım. Karşılaştırma bağlaçlarımız neydi? While ve whereas bağlaçlarıydı. Karşılaştırma yaparken kullanıyorduk. Bu şekilde bir taraftaki özne ve diğer taraftaki özne birbirinden farklıysa bir karşılaştırma vardır ve doğru yanıtımız while, whereas ifadesi olur. Because, çünkü için anlamını veriyor. In that bakımından, for instance, örneğin, instead yerine demek. Instead'i genelde not da kullanırız. Bir cümle not kullanılır. Sonra virgül atılır. Instead şeklinde. İşte böyle böyledir ama bunun yerine şöyle şöyle anlamı vermektedir. Ya da instead'i but'la beraber but deriz. Cümlenin en sonunda instead core cümleyi bitiririz. Bu şekilde değişik kullanımları vardır. İşte bir instead of ayrı bir kalıp. Instead'den ayrı. Onuncu soru. Bir yoldan geçen vatandaş sorusu. Boşluktan sonra how var. How bir soru sözcüğü. Soru sözcükleriyle beraber ne kullanılıyordu? Soru sözcükleriyle beraber no matter kullanıyorduk. No matter artı soru sözcüğü. Doğru yanıtımız aydın seçeneği. Her ne kadar anlamını veriyordu. Besides yanı sıra ayrıca demekti. On the contrary tersine aksine demek.
Özellikle on the contrary'de not'la kullanıyoruz. Not'la bir cümle veriyoruz. Daha sonra virgül atıyoruz. On the contrary diyerek devam ediyoruz. Tabii bunu virgül yerine noktalı virgülle kullanılabilir, noktada kullanılabilir. Özellikle kullanım bu şekildedir. Not'la beraber kullanılır. Likewise, similarly kelimesi eş anlamlısıdır. Benzer şekilde demek. Bazen similarly kelimesi zarf sorularında karşımıza çıkar. Şunu unutmayalım. Similarly her zaman bir bağlaç gibi iki cümleyi bağlar. Cümle içerisinde pek kendine yer bulmaz. Instead'de biraz önce de yazmıştık. Yerine anlamını veriyordu. 10. soru. Very çeşitlilik göstermek, farklılık göstermek demek. Buraya baktığımızda multiple factors, çoklu faktörleri vardır diyor. Bakın ikisi de çeşitlilikten bahsediyor. Çoklu, çeşitli. Bu durumda ne olması lazım? Paralel bir yapıda olduğundan dolayı sebep sonuç bağlacı kullanmamız lazım. Doğru yanıtımız because. Çünkü için anlamını bize veriyor. Şizofren belirtileri çok çeşitlilik gösterdiğinden dolayı gösterdiği için pek çok araştırmacı çoklu faktörlerin bu sendroma neden olduğuna inanmaktadır diyor. Bir tarafta tek bir faktörün neden olduğunu inanmaktadır deseydi o zaman zıtlık bağlacı tercih ederdik. Ama çoklu faktörler dediği için veriyi kıyaslı karşılıyor. Bu yüzden doğru yanıtımız bu. While whereas karşılaştırma yapar. İken anlamını verir. Though, although, even though rağmen anlamını verir. After sonra demek. Only if eğer olursa anlamını veriyor. Only if'in özelliği şudur. Only if'li cümlede cümlenin başına verdiğimizde bu ikinci taraf nasıl başlar? Devrik cümleyle başlar. Mesela only if you come early will you get the promotion. Sadece erken gelirsen terfi alacaksın. Burada you will get the promotion yerine will you get the promotion diyerek ne yaptık? Şu bölümünü cümlenin devrik yaptık. Only için en önemli özelliği budur. Aslında bu only'nin özelliğidir. Only hangi bağlacının önüne gelirse gelsin. Only when dersek, only after dersek, only if dersek fark etmiyor. Her seferinde arkasında devrik cümleyle beraber kullanılır. 11. soru. Bakın Brezilya demiş. Diğer tarafta diğer Latin Amerika ülkeleri diyor. Demek ki Brezilya'yı ne yapıyoruz? Latin Amerika ülkelerini karşılaştırıyoruz. Şimdi karşılaştırmayı nelerle yaparız biz? Like'la yaparız. Benzer demek. Unlike'la yaparız. Tersine aksine demek. In contrast to da yapılabilir. Ya da tabi bu in yerine by contrast da gelebilir. In contrast with olabiliyor. In contrast to olabiliyor. Bu gibi ifadelerle biz karşılaştırma yapabiliyoruz. Tersine aksine demek. Unlike, in contrast to, by contrast to ya da in contrast with, by contrast with. Bir de like benzer şekilde. Burada like'ımız var bugün. Doğru yanıtımız Bursa seçeneği olacak gibi anlamını verecek. Despite, rağmen demek. In case of, durumunda. Due to, den dolayı. On behalf of, adına demekti. Şimdi like'ın iki özelliği var. Like'ın iki anlamı var. Birincisi, benzetme yaparken kullanılır. İkincisi, örnekleme yaparken kullanılır. Mesela buradaki kullanımı örnekleme, benzetme kullanımı. Latin Amerika ülkeleri gibi Brezilya dedik. Bir de örneklendirme yaparken kullanımı var. Mesela countries like Brazil. Brezilya gibi ülkeler dediğimizde burada ne yapıyoruz? Ülkeler geniş bir ifade. Brezilya'yı burada örnek olarak veriyoruz. Bu şekilde de bir benzetme, örneklendirme yapabiliyor. Like kalıp. 12. soru. Cümlemizde bir also var. Bakın. Özellikle also gördüğümüzde also eşittir. Ek bilgi bağlaştır. En çok ek bilgi bağlaştırıyla beraber kullanılır. Mesela bu seçenekte mesela ne var? In addition.
addition to. Başka ne var buraya ek bilgi bağlayıcı? As well as, along with ya da besides, bunlar ek bilgi bağlayıcıları yanı sıra anlamlarını veriyorlar. Özellikle bunlarla beraber kullanabiliyoruz bu bağlayıcımızı. Also ifadesinin doğru yanıtımız in addition to ifadesi yanı sıra anlamını veriyor. In spite of, rağmen demek. But for, dışında, hariç. Thanks to, sayesinde. In terms of, bakımından demek. Yine bakın burada amfetamin demiş. Diğer tarafa baktığımızda PCP diyerek bir karşılaştırma yapıyor. Bu ilaçla buradaki vermiş olduğu ilacı ne yapıyor? Karşılaştırıyor. Bu durumda da yine karşılaştırma yapan neye gidilir? In contrast to ifadesine gidilir. Tersine, aksine anlamını vermek. Biraz önce zaten karşılaştırma yapanı yazmıştık. Due to'dan dolayı, yüzünden. Tekrar 5 anlamını yazalım. Owing to, because of ve on account of. Yakın anlamlarıydı. Such as gibi demek. Benzetme yaparken kullanılıyor. Besides, yanı sıra demek. Az önce zaten eş anlamlarını yazdık. Despite, rağmen anlamını veriyor. Bunun da eş anlamlısı in spite of ve not with standing ifadesiydi. Hypnotherapy can be expensive. Expensive burada negatif bir durum. Expensive, negatif bir durum. Diğer tarafta demiş ki araştırmacılar uzun dönemli yararlarının masrafı geçtiğini söylüyor. Demek ki burada da yararlarının daha fazla olduğunu söylüyor. Yani ne diyeceğiz burada biz? Pahalı olmasına rağmen yararları o masrafı aşmaktadır. Doğru yanıtımız olduğu ifadesi olacak. Rağmen anlamını, eş anlamları though ve even though. Because, çünkü, için demek. In case, olabilir diye. Unless, eğer, olmazsa. However, özellikle cümle başında kullanıldığında arkasından sıfat ya da zarf oluyordu. Her ne kadar anlamını veriyordu bize. 15. soru. Inhabitants of the isolated islands will adversely affected. Bakın burada will'li bir ifade var. Özellikle cümlede will, may, could, would, should, might gibi ifadeler gördüğümüzde if ve arkadaşlarından şüpheleneceğiz. Neler bunlar? Bu şüphelenmemiz gerekenler. If, even if, unless, so ya da as long as. Tabii so long as ya da as long as bu kalıbın dışında da kullanılabilir. Hani bu kalıbın dışında kullanımı var. As long as'in, so long as'in. Ama bu şekilde de karşımıza çıkabiliyor. Burada da baktığımızda zaten bunu verecek bize ne var? As long as kalıbı var. Sürece anlamını veriyor bize. Okyanuslar kirletilmeye devam ettiği sürece küçük izole olmuş adalarda yaşayanlar bundan kötü şekilde etkilenecek demiş. Doğru yanıtımız B. Even though, rağmen demek. Although ve though eş anlamları. By the time, ne kadar anlamı taşıyor. So that, makmak için. Just as, tıpkı gibi demek. Just as'ı şöyle kullanabiliyoruz. Just as deyip diğer cümleye so diye başlayabiliyoruz. Just as so şeklinde bir kalıbımız da var. İkileme yapabiliyoruz. 16. soru. The danger of extinction. Soyunun tükenmesi tehlikesi. Diğer tarafa baktık. Çevresel zorluklar. İki taraf da negatif. Bu durumda yine sebep sonuç bağlaşımından birini seçmemiz lazım. Elimizde ne var? Due to var. Ben dolayı. Yüzünden demek. Eş anlamları. Owing to, because of ve on account of. Çevresel zorluklardan dolayı bütün organizmalar soy tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya demiş. Notwithstanding, rağmen demek. Despite ve in spite of eş anlamları. With a view to, amacıyla demek. Thanks to, sayesinde.
Yine bakın thanks to ve due to yakın, yani aynı grupta aslında. Ama thanks to iyi şeylerle kullanıldığı için burada doğrucu yapılamıyor. Prior to önce demek. Doğru yanıtımız due to ifadesi. 17. soru. Bir kalıbımız var. It is ile başlar. Arkasından because there is. Sonra bu cümle devam eder. Sonra that diyerek devam ederiz. It is because nokta nokta that. Tabii biz bunu şu şekilde de söyleyebiliriz. Yine it is deriz. Because of bulunuruz. Bu cümle devam eder. Sonra that ile devam ederiz. Ya da bu because of yerine due to gelebilir. Owing to gelebilir. Ya da thanks to gelebilir. Bu şekilde kalıbımız vardır. Burada da bakın it is diye başlamış cümleye. Burada da bir that var. Bundan dolayı doğru yanıtımız because kelimesi olacak. Bundan dolayıdır anlamını veriyor bize. Because kelimesi. Bu şekilde kalıp olarak kullanılıyor. Rağmen anlamında oldu. Eş anlamları do, even do. When olunca demek. While whereas eş anlamlısı iken demekti. Karşılaştırma yaparken kullanıyorduk. Ama burada arkasından sıfat ve zarfla cümle başında kullanıyorduk. Her ne kadar anlamını veriyordu. Diğer türlü cümle ortasında noktalama işaretleriyle ancak yine de anlamını verir. Haber ifadesi. 18. soru. Tarım ve evcilleştirilmiş bitkiler yüzyıllardır varlığını sürdürmektedir diyor. Sosyal yaşamın ana yönü key points, key aspects, focus on wild animals. Bu vahşi hayvanlara odaklanmaya devam etmektedir. Yani burada bakın agriculture and domesticated plants'ten bahsederken bu tarafta wild animals'a odaklanır diyor. Yani yine bir zıtlık var elimizde. Doğru yanıtımız rağmen anlamında oldu olacak. Tarım ve evcilleştirilmiş bitkiler ya da bitki yetiştirme yüzyıllardır var olmasına rağmen sosyal yaşamın ana yönleri vahşi hayvanlar üzerine odaklanmaya devam etmektedir. Doğru yanıtımız oldu. Since, çünkü, için demek. In case, olabilir diye demek. Until, ne kadar. As long as sürece anlamını veriyor. 19. soru. 6.848'de Kaliforniya'da keşfedildi demiş. San Francisco'nun nüfusu bir anda 10.000'e çıktı. Bakın jump bir anda oldu. Bir anda olduysa demek ki olunca anlamını vermemiz lazım. Bu durumda doğru yanıtımız when olacak. Altın Kaliforniya'da 1848'de keşfedilince San Francisco'nun nüfusu bir anda 10.000'e çıktı. Since'in çünkü için bir de then beri anlamıdır. Because yine çünkü için anlamında kullanılıyor. Oldu rağmen demek as long as sürece anlamını bize veriyor. 20. soru. Her bir yaprağın üzerinde yetiştiği bitkinin özelliklerini alır. Pek çok bitki yapraklarından, sadece yapraklarından tanımlanabilir. Burada bir sebep-sonuç ilişkisi var bakın. Her bir yaprak üzerinde yetiştiği bitkinin özelliklerini alacağından dolayı pek çok bitki sadece yaprağından tanımlanabilir diyeceğiz. Burada doğru yanıtımız because ifadesi olacak. Çünkü için anlamını veriyordu bize. Do rağmen demekti. When olunca demekti. After sonra demekti. Given that göz önünde bulundurursak demek. Given that'in şöyle bir özelliği var. In case ve given that için özellikle bunu söyleyebiliriz. ÖSYM'nin seçeneklerde çok kullandığı bağlaçlardır ama doğru cevap olarak pek karşımıza çıkmazlar. O yüzden mümkün mertebe in case'den ve given that'ten uzak duruyoruz. ÖSYM sorularında in case ve given that'ten uzak dur. Evet, bir testimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.